arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle cıvıl cıvıl güzel bir motif çalışması yapacağız. Motifimizin içerisinde 2 tane renk kullanarak çiçeğimizi tamamladık ve kenarına da yeşilden çerçevemizi yaptık. Sizler dilediğiniz yerde bu çalışmamızı kullanabilirsiniz. Yazlık kıyafetlerinizde, çantalarda, kırlent ve battaniyelerde gayet güzel olacak. Yapımı kolay ve zevkli bir çalışma. Dilerseniz bu içindeki çiçekleri her motifte ayrı ayrı renklerle de kombin ederek çalışabilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. 6 zincir çekerek hemen motifimizi örmeye başlayalım. Bir tane düğümümü atıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinci zincir içerisine girerek kapatıyorum. Halkamı oluşturuyorum. Bir tane zincirimi çektim. Halkamın ağzını kapadım. Hemen sık iğne olarak örmeye başlıyorum. 1. İpimizi alttan gizleyelim. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tam 12 tane sık iğnemi ördüm. 12.'yi şöyle biraz açıp sıkıştırarak yapalım. Güzel bir halka yaptık. İpimizle birazcık şöyle etrofil marka ipi dolgun. 12. sık iğneden sonra karşı tarafa geçerek şöyle tığımın başını girdirdim. Bakınız, ipimi alıp kaydırma tekniğiyle ilmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çekip hemen ikinci bir zinciri ilave ediyorum. 2 zincir çekip dibine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğnemin üzerine batıyorum. Bir zincir, aşağıdaki sık iğneme batıyorum, örüyorum. Her sık iğnemin üzerine bir tane zincir çekip gelip batıyorum. Bir zincir, sıradaki sık iğne. Bir tane zincirimi çektim. Hemen 2 zincir olarak çıkmış olduğum yerin tepesine geliyorum. Tepe noktasına. İlmeğimi içinden geçiriyorum ve şu şekilde bırakıyorum yeni rengime geçmek için. Arkadan hemen bu fazla ipimizi keselim, motifimizi kötü göstermesi. Zaten altta yeterince gizledik. İkinci rengimi alıyorum, bir tane zincirimi çekiyorum. İpimiz burada kalsın. Hemen dibine batıyorum. İpimi alıyorum, arkaya sabitledim. 1-2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere girerek ikili trabzanımı örüyorum. 2 tane trabzanımı aynı yuva içerisine ördüm. Araya bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki alttaki birer zincirlik yuvaların içerisine giriyoruz. Zincirimin içerisine girdim. İkili trabzanımı örüyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2, her 2 trabzan grubu arasına bir tane zincir çekmiştik. Şimdiki ördüğüm 2 trabzanın arasına zincir çekmiyorum. Bir tanesini çekip bir tanesini çekmiyorum. Buna çekmeden hemen yandaki yuvaya giriyorum. 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir tanesini zincir çektim. Birini zincir çekmeden hemen yaptım. Şimdi buna zincir çekiyorum. Giriyorum. Aynı yere batıyorum. Zincir çekmeden bir ileriye geçiyorum. 1 ve 2. Zincir çekiyorum. Sıradaki bir zincirlik bölümlerin içerisine girerek örüyorum. Bakın, zincir çekip geçmiştik. Hemen zincir çekmeden geçiyorum. 1 2 zincirimi çekiyorum. zincir çekmeden zincirimi çekiyorum. Sırasıyla bakın bu şekilde örerek ilerliyorum. Sona kadar örerek geldim. Kaç tane olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kontrolümüzü yapalım. O şekilde geçelim. Bakınız burada hemen bir tane çiftli ördükten sonra zincirimi çekmiştim. Onun için burada zincirimi çekmeden geliyorum. Tepe noktasına şu şekilde kaydırarak bağlanıyorum. Şuradaki ilmeğimizi de öne doğru çekelim. Tığımın başını doluyorum. Arada bir tane zincir çekmiş olduğumuz bölüm vardı. Bir de zincir çekmediğimiz bölüm. Zincir çektiğim bölüme geçiyorum. Tığımın başını bir defa doladıktan sonra 3 defa da çekiyorum. 1, 2, 3. Tekrar bir defa doluyorum. 1, 2, 3. Bir dolayıp 3 defa da çekerek toplamda 6 tane trabzanımı örüyorum. Şöyle görelim. 2, 4 oldu. 5.'yi örüyorum ve 6. trabzanımı da ördüm. 6 trabzanımı tamamladıktan sonra bakınız yan yana ördüğümüz iki trabzanımızı şöyle ayıralım. Bakınız hemen alttan girerek buraya batıyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak bir zincir çektiğim yere giriyorum. Bir defa dolayıp 3 defa da çektiğim 6 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 trabzanımızı tamamladım. Her ikisinin arasına bakınız şöyle girerek batıyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir zincirlik bölüme 6 tane örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. Araya girerek batıyorum. Tekrar bir defa dolayıp bir zincirlik bölüme 6 trabzanımı yerleştiriyorum. 3, 4, 5 ve 6. Araya batıyorum. Ve şöyle bakalım. 4 tane oldu. Şu iki grubu da örüp toplamda 6 tane çiçek yaprağımız olacak şekilde tamamlayalım. 6. trabzanımı da ördüm ve bütün grubumu, 6 yaprağımı da tamamladım. Şimdi şuradaki araya gelerek batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra sıkıştırıp ipimi buradan kesiyorum. Arkayı çevirip hemen gizleyebilirsiniz. Daha sonra gizleme işlemini yapalım. Şimdi şurada ilmeğimiz devam ediyordu bakınız. Yine de kötü görünecek. Hemen şöyle çekelim en güzeli. Çalışmamıza engel olacak görünmesine. Evet, önde bir tane ilmeğim vardı. Alttaki göbek kısmını oluşturduğumuz rengimizi takıyorum tığıma. Katlayıp bir ip olduğu için şöyle katını düzeltiyorum. Arkaya bakın boşluktan ipimi alarak içinden geçiriyorum. Ve sonra tam ortaya bağlantı yerine şu kısma bakın. Şurada bir küçücük yer var. Oraya batıyorum. Alarak yukarıya çıkıyorum. Ve burada 6 tane trabzanımızın 1 ile 2'ye birer sık iğne, 3 ile 4'e ikişer sık iğne, 5 ile 6'ya birer sık iğne örüyorum. Batıyorum, bir tane sık iğne örüyorum. İkinciye bir tane sık iğne örüyorum. Üçüncüye bir, iki tane sık iğne örüyorum. Dördüncüye bir, iki tane sık iğne örüyorum. 5 ile 6'ya bir, 6'ya yine bir. Şimdi araya gelerek batıyorum. Araya batırıyorum. İlmeğimi buradan çekiyorum. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru örelim. İpimi alıyorum. Şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Şuraya batıyorum. Tekrar 1 ile 2'ye birer tane sık iğnemi örüyorum. 1, 2. 3 ile 4'e 2 tane sık iğne. 4.'ye örüyorum 2 sık iğne. 5.'ye 1 tane, 6.'ya yine 1 tane sık iğnemi çalışıyorum. Araya 1 tane sık iğne örüyorum. Araya giriyorum. İlmeğimi çekiyorum. Diğer araya batıyorum. İlmeğimi alarak yukarıya doğru geçişimi yapıyorum. Bakın şuraya. Bir sık iğnemi ördüm. İkinci sık iğnemi örüyorum. Üçüncü sık iğneme 2 tane, trabzanıma 2 sık iğne örüyorum. Dördüncüye yine 2 sık iğne. 5'e 1 tane, 6.'ya 1 tane sık iğne örerek bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Son 2 tane trabzanım kaldı. Onların üzerine de sık iğnelerimizi çalışalım. Birer birer 1 ve 1. Araya batıyorum. Şuraya bakınız. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra buradan ipimi kesiyorum. Kenarımızı oluşturacak rengimizle hemen çerçevesini çalışmaya başlayalım. Şöyle kendi rengi içerisinde gizliyorum. Şeyimiz kendi başına bile gayet güzel bir çalışma oldu. Şimdi yeşil rengimle kenar çerçevesini yapıyorum. Yeşil rengime bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve hangi yapraktan isterseniz ondan başlayabilirsiniz. Şöyle sayalım sık iğnelerimizi. 1, 2, 3. Üçüncüye giriyorum. 1, 2, 3. 4 tane zincirimi çekiyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3. Burada 4 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir buraya çekiyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3'e batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3'üncüye batıyorum. 4 zincir. 1, 2, 3'üncüye batıyorum. Ve bu şekilde 4 ve 6 zincir çekerek bütün çiçeğimizin çerçevesini tamamlayalım. En son 6 tane zincirimi çektim. Başlangıçtaki sık iğnemin bulunduğu yere gelerek batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. İlk gördüğüm zincir yuvanın içerisine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Araya sık iğnemle batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğer ipiniz kalınsa 6 fazla olabilir. 5 de çekebilirsiniz. 4 de çekebilirsiniz. Benim ipim Nako'nun Minnoş Beybisi. Yani çok kalın bir ip değil şöyle gördüğünüz gibi. Onun için 6 ancak çevirmekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve bütün çevreyi 6'şar zincirle tamamlıyorum. Başlangıç noktamıza kadar örerek geldim ve sık iğnemin içerisine şu şekilde kaydırarak batıyorum. Daha sonrasında içine bir tane geçişimi yapıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpiniz kalınsa 6 fazla olabilir. 5 de çekebilirsiniz. İnce ise bir tane daha ilave edebilirsiniz. 6 zincirimi çektim. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Bakın buraya geçiş yaptım. Lütfen buraya dikkat edelim. Geçiş yaptığım için buradan başlatıyorum. Püf noktasıdır burası. Şöyle bakalım. Evet şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. bir sonraki yuvaya batıyorum. Tekrar bir takıldı, şöyle hemen açalım. 1 2 3 4 5 6 bir sonraki hiç atlamıyoruz bakın. 1 2 3 4 5 ve 6 batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 bir ileriye, 1 2 3 4 5 ve 6 ileriye, 1 2 3 4 5 ve 6 ileri, 1 2 3 4 5 ve 6 sona kadar. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, başlangıç noktamıza kadar geldim. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim. Başlangıçtaki yuvamızın içerisine gelerek batıyorum ve buradan 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Yanına hemen bir tane daha trabzanımı örüyorum. Bir trabzan daha örüyorum. 3 trabzanım ördükten sonra 1-2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuva içerisine 3 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. 3 trabzan örerek ilk köşemi oluşturdum. 1 2 3 4 5 ve 6 önümdeki yuvaya batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 bir ileriye batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki yuva içerisine ikinci köşemi oluşturuyorum. Şöyle görmenizi istiyorum yapmış olduğumuz işlemimizi. Köşemizi bitirdim. 6 zincir çekip önümüzdeki tam ortaya battım. Tekrar 6 zincir çektim. Battım. Hiç zincir çekmeden diğer köşemi yapmak için geçişimi yaptım. Ve 3 trabzanımı, 2 zincirimi, yeniden 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. 6 zincir çekiyorum. Hemen önümdeki yuvaya batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 bir ileriye batıyorum ve buradan 2 defa battıktan sonra başını doluyorum. Köşemi örmek için trabzanlarımı çalışmaya başlıyorum. 2 zincir. Yeniden şöyle görmenizi istiyorum. Hiç kafa karışıklığı olmasın. Zaten çok basit. Çok çok severek ve kolaylıkla çalışabileceğimiz bir model. Bu motifimizi yazlık kıyafetlerde, uygun renklerde çok şık olacaktır. 2, 3, 4, 5 ve 6 hemen önündekine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 bir sonrakine batıyorum. Ve 2 defa battıktan sonra hemen şuraya köşemi örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum ve 3 tane trabzanımı örüyorum şuradaki gibi. 4. köşemi de ördüm. Şöyle görelim, bakınız ne kadar kolay, o kadar da şık. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. 1 2 3 4 5 ve 6 batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 batıyorum. 2 tane bakınız. Ve son olarak şöyle bir tane zincirimi çekip ilk zincirden oluşan trabzanıma buradan bağlanıyorum. Gayet kolay bir çalışma. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize tek tek çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.